Allah'ın aşkına bu hafta okullar açılıyor. Ben ne yapacağım abi? Hırsızlık yaptık mı cezamı atıyorum. Bilir çaktık mı? Ne yapacağız abi? Allah'ın aşkına çıkarıyorum gökleri. Bir çıkış yolu gösterin. Ne yapacağım o zaman abi? Sabıkalı izleyişe de alıyorlar abi. Ne yapacağız biz böyle? Allah'ın nasipsin abi. Bir çıkış yolu gösterin abi. Üçlük bu. 24 arabaya. Olay pazar yerinin girişine tezgah açmıştım. Ben ucuz veriyorum diye esnaflar şikayette bulunmuş. Biraz yukarıya çıkar mısın dediler çam ağacının oraya zabıtalar. Çam ağacını oraya çektim. Ev halkından da izin aldım. Ben buraya tezgah çam açabilir miyim diye. Ev halkı da izin vermişti. Zabıtalar tekrardan benim bulunduğum ikinci yere gelince bu sefer de kaldırmazsan mallarını alırız seni götürürüz deyince ben okulların da başlamasına bir zaman kaldığından ben ne yaparım ne ederim diye çekildiğimden de hiç haberim yoktu. Durum bundan ibaret yani. Şimdi 3 tane çocuğum var. Siz çocuklarınıza bir şey alamazsınız ister istemez. Hele ki bu çok önemli şey okul ihtiyaçları. İster istemez bir arkadaşlarından eksik kaldıktan sonraca hani babanın ne anlamı var? Bu kadar yani. Evet çok mutluyuz ailecek. Çoluğum çocuğum da mutlu ben işe girdim diye. Şu an yani eve gittim mi işten dönmemi bekleyen bir ailem var gerçekten. Biz de tabii ki de bize işe ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de bunu çözeriz. Sabıka kaydı olduğu için daha önce hiçbir firma almamış ve bunun gibi durumlarla karşılaşan arkadaşları varmış. Biz de bu durumun bizim için bir önemi olmadığını, amacımız çocukların ve sizin bir geleceğinizin iyi olması için biz de iş yerimizi aldık. Bir haftadır da çalışıyoruz. Gayet uysal, müşterilerle diyalogları da güzel. Şu an için böyle. Yani sen için rahat olsun. Naci işinde gücünde bundan sonra torunlarına da iyi bakacak. Evde devamlı huzur eksik olmayacak. Ha. Amin amin. Tamam anam benim. Ha, gönlün rahat olsun. Sıkma canını tamam mı anam? Anneciğim. Tamam. Hadi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi.